Kur'an'dan damlalar, rakamların sahipleri, Ashab-ı Rakim. Kur'an'da geçen rakamların sahipleri, sırrı ne olabilir? Her kişi matematiksel bir rakam veya birkaç rakam üzere hareket ediyor olabilir mi? Kişilerde rakamların etkisi var mıdır? Rakamlara göre bir karakter oluşuyor olabilir mi? Kainat sırlarla dolu bir alem, rakamlarla dolu bir alem. Rakamlarla, harflerle, niteliklerle nice mesajlar, dalgalar halinde sunuluyor. Kainatın rakamsal sırları, her varlığın rakamlarla sarılı oluşu nedir? Rakim kelimesi RKM kökünden olup rakam, rakamla hesap anlamındadır. Bu kainatın varoluşunda matematiksel bir hesap vardır. İnce ince rakamsal bir boyut vardır. Atomdan hücreye, hücreden vücuda olan akışta rakamsal bir düzey vardır. Kainat muhteşem matematiksel sistemle oluşmuştur. Matematik sırrına vakıf olan neyin olup olamayacağını bilir. Rak üzerine yazı yazılan tabaklanmış ince deri, bir şeylerin yazıldığı levhalar, yazı yazılacak levha, rakamlarla oluşmuş sistem anlamlarına gelir. Rakim, rakamsal boyut, levhalara bir şeylerin yazılı oluşu, rakamlarla ulaşan varoluştaki rakamsal boyut anlamındadır. Ashab-ı Rakim, rakamların sahipleri, rakamlara sahip olanlar, rakamlarla hakikati ortaya koyanlar, rakamlarla oluşturanlar anlamlarını taşır. Kehf Suresi 9, Ashab-ı Rakim, Mutaffifin 9, Kitab-ı Merkum, rakamlarla oluşmuş kitap, yazılı kayıtlar. Tüm kainat 9 rakam üzere kurulmuştur. Tüm kainat birden çıkan birlerden oluşan rakamsal bir sistem üzere oluşmuştur. Her şeyin ince ince rakamlarla oluşmuş bir boyutu vardır. Her varlık rakamsal bir boyut taşır. Her varlık ve tüm kainat kitab-ı merkumdur. Kainat bir rakamdan çıkan birlerden oluşmuştur. Kainat birdir, her varlık biri gösteren birdir. Eski düşünürler sayıları bir ve birden çıkan birler üzerine yazmışlardır. Bir, kainatın birlik sırrı, bütünlüğü. İki, birden gelen bir. Üç, birden gelen birden açığa çıkan yeni bir boyut. Dört, beş, iki birin 45 derece yazılımı. 10 çarpı işareti, iki birin çapraz buluşması. Her varlık kendi içinde muhteşem sayısal sistemle oluşmuştur. Rakamlar kainatın oluşmasında temel sistemdir. İnsan vücudu atomlardan hücresine, hücresinden dokusuna, dokusundan organlarına matematiksel bir sistemdir. Bir atomun bile rakamsal olarak eksik olması ya da fazla olması vücudun oluşmasına engeldir. Kainatın rakam, üçgen, cebir boyutunu okuyan varoluşun sırlarını ve var edeni anlayacaktır. Kainatın iç içe birden açılan 9 sistem üzere var olmuştur. Birinci boyut birden çıkan ilk birdir. İlk titreşim, ilk frekans, ilk dalgalanma, ilk nefes, ilk ses boyutu, zikrullah boyutu. İkinci boyut, ilk titreşim sonrası ortaya çıkan işleyiş boyutu. Her varlıkta olan fiil boyutu, fiil fail boyutu, fiilullah boyutu. Üçüncü boyut, fiilden çıkan sıfatlar boyutu.
her varlıkta olan nitelikler boyutu. Hayat, ilim, irade, kudret gibi nice niteliklerin boyutu, sıfatullah boyutu. Dördüncü boyut, sıfatların birleşiminden gelen vücut boyutu, tüm vücutları tutan tek vücut boyutu, zat boyutu, kesret vücutları tutan vahdet vücudu boyutu, zatullah boyutu. Beşinci boyut, varlığın geldiği boyut olan ruh boyutu. Cümle varlık, ruhtan gelen üflenişle açığa çıkar ve çıkmaktadır. Kainatın tohum boyutu, rahim boyutu, ruhullah boyutu. Altıncı boyut, ruhun geldiği yer olan nur boyutu. Nurun mayalanması ile ruh boyutu oluşur. İçinde hayat taşıyan akıp giden ışık boyutu. Muhammed sırrının boyutu, nurullah boyutu. Yedinci boyut, hu boyutu. İlk yedinin bir bir açığa çıktığı boyut. Sekizinci boyut, ehad boyutu. Cümle sistemin geldiği birlik boyutu, ikinin olmadığı boyut, tarifsiz boyut. Dokuzuncu boyut, ama boyutu. Boşluk, hiçlik, sözün bile olmadığı boyut. Hep boyutu varlık olan varlık boyutudur. Hiç boyutu ama boyutudur. Artı sonsuz varlık alemin sonsuzluğudur. Eksi sonsuz varlığın geldiği yer olan, aynısıyla varlığı taşıyan sistem olan ulvi alemin sonsuzluğudur. Tohumda ne varsa açığa o çıkacaktır. Tohumda olan rakamsal düzen, tohumdan açığa çıkan ağaçta kendini aynısıyla gösterecektir. Ağacı okuyan tohumu okuyacaktır. Kişinin huylarında, karakterinde, duygularında, korkularında, öfkesinde bir matematiksel düzen var mıdır? Çok iyi araştırmalıyız. Her söz kişinin vücuduna yazılan ve gelecekte hale dönüşen bir yazım biçimidir. Kendi hakikatine arif olan kişilerin sözleri gönüllere yazılan bir tohumdur. Bu tohumun içi doludur ve gün gelir gönüllerde yeşerir. Ashab-ı rakim olacak kişi ancak ve ancak kendi hakikatine arif olan kişidir, kendindeki hakkı bilen kişidir. Ashab-ı rakim ehli gönüllerde Muhammed şuurunun doğmasına vesile olacak kişidir. Onlar gönüllere Muhammed doğumunu ekebilir, yazabilir.